Şimdi arkadaşlar, bu bölgeyle ilgili abim, biraz önce bahsettiğim Cemil abim ikna oldu. Onun buralarda hatırası çok, farklı farklı hatıraları var. Bir tanesini anlatmasını isteyeceğiz kendisinden. Tabii hatıralarının geneli burada balıkla alakalı. Balık tutmaya çok geldiği için barajın ilk yapıldığı yıllarda çokça sazan çıkardı bu bölgede. Bununla ilgili gelirdi. Şimdi artık bununla ilgili bir hatırası olduğunu düşünüyorum. Cemil abi, var mı bir hatıran buralarda? Var. Zamanında burada bir hatıramız oldu. Bundan 25 sene önce. Neydi ki? Hayırdır? 18 sene oldu. İşte 7 sene öncedir. Veya 6 sene neyse. Zamanında bir esnaf arkadaşımız, bir de sarayımızın imamı, üçümüz buraya balık tutmaya geldik. Böyle karşıların yeni Turfan'da yeneceği zamanlarda. Burası nereye? Örügaya Barajı değil mi? Örügaya Barajı. Evet. Gölet, evet. Baraj göleti. Gördüğümüz mevkide. Bak görüyoruz orada bir 4 tane bir kayseri görünüyor orada. Evet. Şu ilerdekiler nerede? İlerideki bak. İlerideki, evet. 4 tane yani şey. Onun ilerisinde orada bir 50 metre kadar. Buraya şimdi o Saadettin arkadaşımız o erlik yapmış. Şimdi semaveri yaktık. Çayı hazırladık. Şimdi ayaklarını da çemredi yukarı doğru. Suyun içine ayaklarını soktu. Oltaya attı böyle. Balık tutuyor. Çaydan yudum diyor. Biz de şimdi nerede oturacağına bakarken nerede şöyle dedi ki hadi gidelim kayısı yiyek dedi. Olur yiyelim dedik. Geldik. Kayısının dalına çıktı nerede oturacağım. Ben de şimdi oraya şöyle yattım. At bir iki tane de yiyeyim dedim. Ha, nerede oturacağı yukarıda sen altında yatıyorsun. Ben ağacın dibinde çimlerin üzerine şöyle uzandım. Sol böğrüm üzerine. Yalnız uzadım ama şöyle dirsek üzerine duruyorum. Böyle yer yaş bu şekilde. Nevzat şu yukarı çıktı. Bir tane attı falan. Onu şöyle oradan aldım yedim. Tam bu yaş, atılan yaş yeri. Atıyor. Ben de diyorum ki yaşı gördüğüm zaman demek ki gece bayağı çiğ düşmüş burada. Çiğ düştüğü için. Bölge bu tarafa çekildiği zaman daha çim kurmamış. O yattığın yerin ıslaklığını çiğden zannediyorsun. Kırağı ben de yoruyorum ben. Ama benim yatış istikametine göre ben iki kayserilerin dibinde kadınlar orada böyle aile çekmiş. Şu bölge dolayı karşıdaki. Bu tarafta gibi şu an yere gidiyor. Kadının biri kalkıyor şöyle bakıyor geri oturuyor. Ya bu bana ne bakıp duruyor diyorum ben de kendi kendime. Böyle işte etüt diyor tekrar bakıyor. Duruyor bakıyor derken ben şimdi orada attı bir 3-4 tane kayısı yedim. Ya şöyle bir fotoğrafa baktım ki yani büyük ve küçük abdestini yapmış. Eyvah. Çiğ düşmemiş. Çiğ düşmemiş. Kadının sütü demişmiş oraya. Küçük abdestini göndermişler. Onu ben elimde böyle şey yapıyorum. Daha kurumamış diye. Oraya düşen kayseri de yiyorum. Eyvah eyvah. Kadın herhalde benim yaptığım çişim üstüne yattı diye bakıyormuş. Kadın onun için yani geldi tam aynı yere yattı diye. İyi de bari yapmış ama yani sütü üzerinde. Kayseri yedin yani. Kayseri yedik yani. Böyle. Afiyet olsun. Böyle bir anımız var. Fena değilmiş, güzel yaladık. Unutulacak gibi de değilmiş yalnız. Yani oranın anısı var. İlerideki kayısı var. Daha şurada. Bir tane var. Üç yıldaki kayısı var. Vallahi abi. Tam zoomlayabiliyorsun. Abi o kayısılar unutulmaz tamam. Unutulacak gibi değil. Afiyet olsun. Afiyet olsun değil mi? Afiyet olsun. Yapacak bir şey yok. Yemişsin artık. İşte arkadaşlar bu bölgede abimin bizim değişik hatırlarımız olmuş. Oldu da. Evet. Şimdilik bu kadar.